Merhaba arkadaşlar, Futkoş burada. Yepyeni bir FIFA 23 Ultimate videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz bir gün geçti. Totti geldi. İnanılmaz sızıntılar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu arkamda patlayan güneş vesaire. Adana'da olduğumuz için çok fazla güneşli günler oluyor. Ama onun da çaresine bakacağız. Birazcık daha dayanın. Şu arkalar patlıyor birazcık fazla ama yapacak bir şey yok şimdilik. Ama halledeceğiz. Dün harika bir Totti başlangıcı oldu. Oyuncular çok iyi. Ama acayip bir sızıntı oldu. Ne oldu? Paul Pogba flashback sızdı. Dün Sergio Ramos flashback geldi. Hep sevilen oyuncular, hep üst düzey sevilen oyuncular, çok kolay linklenen oyuncular. Pogba da belki birazcık zorlanılabilir. Onlardan bahsedeceğim. Şunu söyleyeceğim. Biz kadro kurmuştuk. Peki bu kadrolar ne oldu? Uçtu. 1 milyona yakın bir kar var yaklaşık olarak. Sadece kurduğum kadrolardan dolayı ondan bahsedeceğim. Bazı oyuncuları çok acil satmamız lazım. Kimler onlar ve neden? Bunlardan bahsedeceğim. Her kart çok yükselmedi tabii ki. Daha mantıklı hareket edilen kartlar. Yani siz kadronuzu kurduğunuzda Serie A üzerinden kurmanız gerekiyordu. Veya Paris Saint Germain veya Real Madrid üzerinden kurmanız gerekirdi tabii ki mutlaka. Çünkü çok fazla bu tarz oyuncular gelecek. Ama bunlar olsa da olmasa da gelen sızıntılar bazı kartları etkiledi. Neler oldu, neler bitti? Hepsini anlatacağız. Dün gelen kartları, ikonları hepsini inceleyeceğiz. Biraz uzun bir video olacak. Bakalım. Evet, ilk önce Sergio Ramos geldi. 600K'ya gözüküyor şu anda. 800K gibi gözüküyordu ilk geldiği anda. Ancak şunu söylemem lazım ki Sergio Ramos kartı iyi bir kart. Yani Sergio Ramos'a bok atılması konusu farklı bir nokta. 3-2-3 sayfa ayak kart. Kendine özel vücut tipi var. Çok güzel vücut tipi var. 1.84 boyu var ve kısa boylu aslına bakarsanız. Bu şuna yol açıyor. Yani normalde mesela 1.90 değil de 1.84 olması hareketlenmesini daha rahat yapıyor. Bu karta göre. Ama inanılmaz iyi bir kafa topu alıyor. Ben Ramos'un almadığı bir kafa topu bilmiyorum. Çok özel bir oyuncudur. Ve en önemli özelliği de şudur arkadaşlar. Birçok kişi yanlış düşünüyor bence. Agresifliğidir. Çok agresif bir kart. Ve yüksek orta çalışma oranına sahip. Atak yüksek, defans orta. Şimdi stoperlerde bunun ne önemi var? Ona hemen anlatayım. İki stoperiniz böyle durur. Eğer ki bir adamın hücumda yüksek, defansta ortaysa o bir adım önde duruyor. O da Ramos. Böylece rakip topu attığında çok da agresif olduğu için, iyi bir defansif farkındalığı olduğu için, iyi bir yapay zekası olduğu için hemen ilk topa müdahale ediyor. Yani siz daha Ramos'u kontrol etmeden Ramos kendi kendine pozisyonunu almış, topa müdahale eder görüyorsunuz. Hatta bazen topu sizden önce, siz daha kontrol etmeden önce çalabiliyor. Fakat tabii bunun bir eksi yanı da var. Eğer bunu başaramazsa, çok değil ama az zamanlarda, o zaman da arkada boşluk veriyor. Bunun yanında kart ağır, hantal bir kart. Birçok geniş, kuvvetli stoperde olduğu gibi. Yani şunu yapamayacağınız bir stoper. Çıktım, bastım, ıskaladım, hop geri döneyim yakalayayım. Hayır, böyle bir şey yok. Ve kartın bir tane çok büyük bir problemi var. O da 77 sprint hızı. 77 sprint hızı kesinlikle sıkıntılı. Ve kartın uzun vadeli kullanımını bence imkansız hale getiriyor. Ama bugün... Bugün öyle bir durum yok. Bugün oynar. Hem lengthy olmasından kaynaklı olarak, hem 90 hızlanmasının olmasından dolayı, hem linklerinden dolayı kesinlikle oynayacak iyi bir stoper. Fakat fazla beğeniliyor, fazla gömülüyor kart. Kartın fiyatı uçuk rakamlarda. Fodder düştü biliyorsunuz dün akşam. 800'lerden 600'lere geldi kart. 600'lerden belki 550'lere düşecek. Ama bu kartın ederi 300K'nın üzerinde değil. Kesinlikle değil. Yani hele SBC olarak kesinlikle değil. Çünkü uzun vadeli kullanımı olacak bir kart değil. Fiyatına gözünüzü kapatıp kendiniz craftlayabiliyorsanız, para harcamadan yapabiliyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Uzun vadede kullanamayacağınız bilerek yapmak lazım. Hani herkes şey anlatıyor, hayır kullanılır falan. Olmayacak. Sebebi şu. Bu hafta itibariyle artık 90 üstü santraforların yılı dönemi başlıyor. Buradan itibaren, Totti'den itibaren artık kimseyi 87-86 hızlı santrafor kesmeyeceği için gelen her promoda, haftanın takımında, her işte neden özel kartlarda 90 üzeri hızlı santraforlar gelmeye başlayacak. Ve uzun mesafede 77 sprint hızı çok az. Şimdi bunun 90 değil 85-85 olsaydı çok daha farklı olurdu. 77'yi göreceksiniz. Kısa alanda hızlanacak.
Tabi lengthy olmasının avantajı var. Ama yani göreceksinizdir ki bu tarz şeylerde sıkıntı olacak. Kaldı ki işte Totti, Mbappe'ler, Messi'ler, Benzema'lar, sonra işte Haaland'ın gelme durumu var biliyorsunuz 12. adam olarak. Buralarda çok zorlanacaktır. Kart hız olarak zaten hızı sıkıntıdaydı. Aynı zamanda şuradan bakacak olursak iyi burada bir kalleşlik yapmış. Kart'a bir inform upgrade'i şeklinde vermiş. Staminasına artı 9 vermiş. Hızlanmasına artı 6 vermiş. Ama sprint hızına artı 1 vermiş. Dribbling'ine artı 3 vermiş. Defansına artı 3 vermiş. Halbuki bu kart bir promo kartıydı. Hani bir performans kartı değildi. Bir yerleri yükseltirken bir yerleri düşürülen bir karttı normalde. Ya bu kart şu anda oynar mı? Şu anda oynuyor bu kart. Bu da oynayacak. Böyle bir hafta, iki hafta çok güzel eğleneceksiniz ve zaman geçtikçe de şu gelecek. Abi Ramos'u nerflediler. Nerf'ten ziyade dediğim gibi rakiplerle ilgili. Kylian Mbappe geldi. İşte 94'lük kartına, işte bakın upgrade böyle yapılır. 94'lük kartına artı 4, artı 3 rating almasına rağmen ki 90 üstü istatistiklere genelde az upgrade gelir ama işte Totti upgrade de böyle bir şey. Artı 6 voley, artı 5 long shot, artı 5 shot power, artı 4 pozisyon alma. Bunlar çok güzel. Artı 6 balans çok çok değerli. Aynı zamanda fiziğe komple 5 vermesi çok çok iyi yapmış kart. Tabii ki mükemmel bir kart olmuş. Çok konuşmaya gerek yok. Burada eğer engine vermek gerekiyor Benzema'ya. Şu anda 2.1 milyon. 4 skill ve 5 sayfa ayak, 5 sayfa ayak upgrade olmuş. Kartın şöyle baktığımız zaman çok iyi bir kart olduğunu görüyoruz. İyi bir santrafor olduğunu görüyoruz. Kartın en büyük problemi olan dribbling ve hızı gayet güzel yükseltilmiş. Artı 12 hıza, artı 7 dribbling'e gelmiş. Tabii ki hız daha fazla olabilirdi. Ama engine verdiğimiz zaman kartı mükemmel yapıyoruz neredeyse. Bu kart average vücut tipi olduğu için çok öyle fırıl fırıl döneceğiniz bir kart hiçbir zaman olmadı. Ama müthiş bir yapay zekası, çok üst düzey bir bitiriciliği. 5 sayfa ayakta birleşecek. Real Madrid linkleri çok iyi bir santrafor oldu. Ancak aşırı çok çıkıyor. Bir kartın fiyatını iki şey belirler. Popülaritesi ve nadirliği. Kart popüler ama nadir değil. Eğer markete bakarsanız sayfalarca Benzema görüyorsunuz. Çok büyük bir, yani çok fazla çıkmış gibi gözüküyor. Leo Messi'de de burada da bir high low yapmışlar. Low low biliyorsunuz bu sene Messi. High low yapmışlar. 94'lük kartına da hayvan gibi upgrade gelmiş. Stamina olarak özellikle ve hız olarak ki en çok ihtiyacı olan şey 99. Dribbling 98, şut 97, pası olan 93 hızlı. Ki 97 hızlanması olan bir Messi olmuş. Çok iyi bir kart tabii ki. İlkay Gündoğan bayağı ortalama bir kart olarak gelmiş. Bize sızan rakamlardan daha kötü bir kart. Kevin De Bruyne ayarında bir kart kesinlikle. Yani fodder olarak yapılabilir. Özel bir kart değil. Kötü bir kart da değil. Oynar mı? Oynar. Hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bu arada ikonlar geldi. 6 tane ikon geldi. Bu 4 gün kalıyor. 4 gün sonra bir 6 daha gelecek. Herhalde 3 tane takım olacak bunlarda. Şunu söylemem lazım ki upgrade'ler çok çok iyi olmuş. Pirlo'ya güzel bir hız upgrade'i vermişler. Ancak gene çok çok iyi bir kart olmayacak. Pirlo'nun göreceksiniz. Müthiş bir kart değil. Zanetti'ye verilen upgrade özellikle hız ve dribbling'de en büyük eksikliğini kapatmış. Ve en iyi Zanetti kartı olmuş. Olabilecek tarih boyuncaki belki de en iyi Zanetti kartı olmuş. Ve bir Arjantin linkine ihtiyacımız vardı. Bunu beğendim. Vidic'in hızı birazcık daha yukarıda olabilirdi ama çok iyi kart bence. Çok çok üst düzey. Totti'lerin bir tık altında ama oralarda olan bir stoper olmuş. Müthiş bir stoper olduğunu söylemem lazım. Çünkü bu bir camızdır bu. Oynattığınız zaman göreceksiniz bela bir adam. Aynı zamanda ikon stoperlerin, ikon savunma oyuncularının çok artı ekstra bilinmeyen istatistikleri olduğunu hep konuşuruz. Robert Pires 5 skill olarak gelmiş. High average plus vücut tipi var. Kime benziyor? Ginola'ya benziyor bir miktar. Ancak Ginola'nın kötüsü olarak düşünebiliriz. Bu kartların fiyatlarının hepsinin düşmesini bekliyorum. Beckham'a bakacak olursak Beckham 4-4 gelmesi ve müthiş bir hız upgrade'in olmuş olması kartı çok üst düzey yapmış. Tabii çok sevilir yapmış. Beckham zaten seviliyor. Merkez orta sahada oynayabilir. Hatta kanat bile oynayabilir bir hale gelmiş durumda. Ancak vücut tipi average ve çok iyi değil vücut tipi. Onu söylemem lazım ama çok üst düzey bir yapay zekası ve iyi bir bitiriciliği var. Evet. Gelelim Paul Pogba'ya. Paul Pogba hiçbir şey sızdı. Ve markette hemen tepkisini gösterdi. Ne oldu? Juventus linklerini ve İtalya Serie A linklerini bir tık daha yükseltti ki dün yükselmişti. Onlardan da bahsedeceğim. Aynı zamanda da
şöyle bir şey, orta sahaları hafif bir baskılamaya başladı. Ne zaman geleceğini bilmiyor olduğumuz için çok üstünde çok fazla duramayacağım ama eğer çok kısa zamanda gelirse büyük sıkıntılar yaşatacağını unutmamak lazım. Geçen sene cumartesi günü Paketa gelmişti. Bu sene Pogba gelir mi? Pogba sadece çok sevilen bir oyuncu değil. Pogba bu seneki oyuna da inanılmaz yakışacak bir oyuncu. Büyük, geniş, 5 skill, 4 zayıf ayak bir oyuncu ve 8 numarada size bir Zidane etkisi gösterecektir. Tabii istatistiklerin ne kadar olacağıyla ilgili. Defansı yüksek olabilir, işte kafa topuna hakim olabilir, her şeyi iyi olabilir. İstatistikleri emin değil, istatistikler çıktığında ona bakacağız. Bunun ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Aynı şekilde daha önce Gareth Bale gelmişti. Hemen uyarımızı yapalım. Bu kart geldiği zaman orta saha oyuncuları darbe yer arkadaşlar. Bu kartın linklenemeyen orta sahadaki oyuncular sıkıntı yaşar. Bu kartla aynı pozisyonda oynayan orta saha oyuncuları sıkıntı yaşar. Geleceği fiyata göre bu sıkıntı büyür. 1 milyona gelirse 700 ile 2 milyon arasındaki orta sahaları vurur. 300K'ya gelirse 1 milyonla 70K arasındaki herkesi vurur. 50K arasındaki herkesi vurur. Yani anlatabiliyor muyum? Fiyatı ucuz olursa al. Herkesi etkiler ama fiyatı yüksek gelirse yüksekteki yerleri daha çok, alttakileri daha az etkiler. Gareth Bale de ucuz gelecektir bence. End of era kartları genelde iyi olur. Her ne kadar Ribery'e yeterince upgrade vermemiş olsalar da. Bu kart çok iyi olacaktır çünkü futbolu bıraktı sonuçta. Ve Gareth Bale'in kartı çok çok seviliyor. Bir FIFA efsanesidir. Ve MLS kartı gelecek. Yani Amerika Ligi kartı geleceği için kart ucuz gelecektir. Ve sağ kanatları da esir alabilir. Sağ kanat oyuncuları da dikkatli olsun. Sıkıntı ne? Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Yarın gelirse, bugün cumartesi günü gelirse, cumartesiden itibaren. Öbür hafta cumartesi gelirse bir hafta hiçbir sıkıntı yok. Ama esir aldığı kesin. Bu iki SBC'nin sızması iyiyin işine yarıyor bana sorarsanız. Bu daha fazla iyiyin. Sanki bunları bilerek sızdırıyor veya sızmalarına göz yumuyor gibi geldi bana. Şimdi biz ne yaptım ben? Ben yaklaşık 4 gün önce kadromu kurdum. Birçok insan da bana dedi ki ya bize kadro kur dedin. Niye düştü işte, biz zarar ettik. Ben zarar etmedim. 1 milyon para kazandım. 3 tane satmadığım oyuncu var. Onları göstereyim. Birinci Lucio kartı. Lucio kartı ile ilgili sıkıntı şu. Fiyatının düşmesini beklerken Bellingham geldi. Bellingham gelince fiyatı çok uçtu. Ben de 1.3 milyondan 1.325'ten bir Lucio aldım. 1.470 oldu. Satmam gerekirdi. Satmadım, bekledim. Şimdi de Bellingham'ın gelmesini bekliyorum. Çünkü Bellingham'ın tek iyi linki bu kart. Üst düzey fiyatlarda. Fakat bu asıl problem, bunun düşmesinin sebebi bu değil. Stoper almış olan herkes Ramos sızınca sıçtı, yapacak hiçbir şey yok. Ramos'un sızması bir problem yarattı. 1.300, 1.400'lerden 1.220'lere falan düştü. 1.275'e geldi. Yani en iyi fiyatını alamadık. En dipten fiyat almak herkesin hayali. En yüksekten de satmak herkesin hayali. İkisini de yapmak gerçekten çok zor. En deneyimli insanlar bile yapamıyor bunu. Ancak elimde bir tane Lucio var şu anda. Bunu da yaklaşık, yani Bellingham'ı bekliyorum. Pazar günü veya işte cumartesi akşamı falan bir hareketlenmesini bekliyorum. Belli olmaz tabii ki. Sonuçta weekendlik sell-off'u da var. Millet, insanlar kadrolarından da çıkacaklar ama çok da güzel kart. Çok da inanılmaz da iyi bir kart. Eğleniyorum da oynarken. Bundan gelecek olan bir nedir? 50-100K civarındaki zararı da kabullenebiliyoruz. Diğer satmadığım kart Renato Sanchez kartı. Renato Sanchez'i bugün mutlaka satacağım. Yani çünkü Pogba sızmadan önce 670-660'lardaydı. Pogba sızınca 630'a düştü. Bugün akşam Pogba gelmezse yükselir. Onun kumarına girebilirim belki. Fakat bu kartı 555K'dan aldım. 555K'dan 4 gün önce aldım. Size videosunu çektiğim gün aldım. 555K'dan aldıktan sonra çok fazla düşmedi. 540'ı bir gördüğü oldu ama yani çok fazla hiç düşmedi. Ramos'tan sonra Bu değil, başka bir kart var, onu göstereceğim. Ramos'tan sonra hemen yükseldi kart. Zaten Ramos linkleri, Paris Saint Germain linkleri zaten değerli linkler. 555'ten aldık, buradan da güzel bir kar edeceğiz. Virgil van Dijk, bunu da 940'a almıştım. 850'ye kadar düştü Ramos sızınca. Yani Ramos sızmamış olsaydı bu kartlardan da karımızı yapacaktık. Ama bundan da bir tax, vergi zararı olacak. Bir 45-50K'ya yakın bir zararımız olacak. Buna rağmen 1 milyon kazandık. Nasıl kazandık? Çünkü mesela Yaya Toure'yi
dediğim zaman 1.740'dan almıştım. 200K burada bir değer kazanmış. Ben 1.990'a sattım dün bu kartı. Yani gayet güzel 200K bir kar elde ettik burada. Vinicius Junior'ı yayında almıştım. İzleyenler biliyor. 1.1 milyona almıştım. Burada 200K yakın bir kar bıraktı. Donnarumma'yı 120K, 117K'ya almıştım. 155'e sattık. Theo Hernandez'i henüz satmadım. Bunu da 159'a almıştım. Bunu 4 gün önce 159'a almıştım. Daha sonra 140'a düşmüştü. Yayında vermiştim ben yatırım tavsiyesi olarak. 140K'dan çok çok almıştım. Onları da 158'lerden satmıştım. Keşke bekleseydim. Pogba'nın geleceğini bilsem bekletirdim tabii ki. Satmamız gereken kartlara da geleceğim mutlaka. Alovayran kartı bu işte 555'ten aldım. 550-545'lere falan düşmüştü. 620. Dün biraz daha yüksekti. Ben 640 civarı bir fiyata sattım kartı. Leo Messi 910K'ya almıştım. 910'dan sonra 890'a düştü kart. Yani bir gün sonra büyük bir düşüş olmuştu. 890'a düşmüştü. Oralardan 910-940 böyle dolanıyordu. Dün de 1 nokta küsür milyona satılmış oldu. Osman Dembele 500K'ya düz 500 almıştım. Kart 520 idi. 540'lardan 500'e düşünce aldım. Sonra 450'leri gördü bu kart. Dediğim gibi en dipten alabilmiş miyiz? En dipten alamamışız birçok kartı. Ama yani aldığımız yerden kar var mı? Çok büyük bir kar var. 450'den alsak daha mükemmel olurdu. Ama 500'den alıp 570'lerden sattık. Kante'yi de 800'den almıştım. Kante çok fazla düşmedi. 790 falan da herhalde. 875'lere geldi. Buralardan sattık. Yani ne demek istiyorum? Neye sattım peki? Ben en yüksek fiyatlarını gördüğünü düşünüyorum kartların. Daha da yükseleceğini düşünmüyorum. 4 gün çok güzel eğlendik. Rivals'ımızı oynadık. Birçok maçımızı oynadık. Çok keyifli bir dönemdi. Ancak fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Neyden bahsettiğimi hemen geleyim burada. Renato Sanchez geçen seneki kart. Kimleri satmamız lazım? Orta saha oyuncularını satmak lazım arkadaşlar. Bana soracak olursanız orta saha oyuncularını neden satmak lazım? Çünkü pazar günü orta saha oyuncuları geliyor. 3 tane oyuncu geliyor. Bellingham, Modric ve De Bruyne geliyor. Üçü de merkez oyuncu. Üçü de defans işi de yapabilen ofansif oyuncular. Modric tabii daha az yapabilecek ama üçü de böyle oyuncular. Yani tam direkt Renato Sanchez tarzı kartların muadili. Defansif orta sahaların filan, Yaya Ture'lerin filan muadili aslına bakarsanız oynayacağı kartlar. Muadil derken hani o pozisyonlarda oynayabilecek, yakın işleri yapabilecek kartlar. Yaya Ture'nin işini yapabilecek çok az kart var. Acayip bir kart gerçekten. bakın. Rekabet artıyor. Üstüne Pogba geliyor. Yani orta sahalara. Cumartesi akşam Pogba gelse, pazar günü orta sahalar gelse orta sahalar ölecek. Aynı zamanda bu sene Benzema'da gördüğümüz gibi şeylerin ucuz olduğunu da gördüğümüzü düşünecek olursak Totti'lerin. Bence o 3 karttan bir tanesi bayağı ucuz olacak gibi geliyor. Yani 1 milyonun altını görür mü? O merak ediyorum gerçekten. Hani bunda Modric olacağı konuşuluyor. Ben Bellingham olacağını düşünüyorum en ucuz olan kartın oradaki. Yani De Bruyne'nin belli bir şeyi var ama neyse bakacağız. Çünkü bu dediğim gibi bu nadirlikle ilgili paketten çok çıkmasıyla ilgili bir durum. Bana soracak olursanız. Renato Sanchez geçen sene ne yapmış? Bakın 21'inde şey vardı. Totti vardı. Bakın Cuma'ya doğru pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma 663K'yı görmüş. Cumartesi günü 671 olmuş. Ve pazar günü 624 olmuş. Yani neden olmuş? Çünkü geçen sene de bu sene olduğu gibi ilk önce 3 tane forvet geldi. 2 gün sonra 3 tane orta saha geldi. Orta sahalar geldiğinde düşmüş ve bir daha kendini toparlayamamış. Ve buraya çok dikkat edelim. Bu perşembe günü de hangi gün? Bütün takımın tekrar paketlere girdiği gün. Bunu geçen videomda anlatmıştım zaten. Yani bütün takım paketlere girdiğinde düşüşte oluyor. Aynı zamanda işte SBC ıvır zıvır da gelmesi. Aynı zamanda da Totti Honorable Mentions da geliyor biliyorsunuz. Cuma günü. Bunlardan da değineceğim. Bir bakalım bir diğer kart. Frankie de Jong kartı. Çok sevilen bir kart. Aşırı değerli bir kart. Buradan bakacak olursak 21'ine geldiğinde kart hafif yükselmiş. Renato kadar çok yükselmemiş. 445'lerde kalmış. Sonra cumartesi yükselmiş. Pazar düşmüş. Gördüğünüz gibi bu kartın pazar düşüşü var. Sonra bir yükseliş olmuş. Kendini kurtarmış. Bu çok büyük bir problem yaşamamış düşüş olarak. Ama yükselmemiş de. Yani hani ne zaman alalım satalım başka bir şey. Ama bakın buradaki düşüşü yaşamış. Orta sahalardan düşüşü yaşamış. Tüm takım girdiğinde yaşamamış. Geçen sene gelen Theo Hernandez inform kartı. Buradan bakacak olursak
21'ine doğru cuma günü 107 kaymış. Cumartesi, pazar, pazartesi yükseliyor. Orta sahalar geliyor biliyorsunuz. Defanslar yok. Salı günü aynı, çarşamba düşüş. Çarşamba günü ne geliyor? Çarşamba günü de pardon, salı günü de şey gelmeye başlıyor. Stoperler, defans oyuncuları gelince de düşüşünü yaşamış. Yani ne olmuş? Üst düzey iyi oyuncular, kendi pozisyondaki adamlar gelince bir düşüş yaşamış. Çünkü zaten Totti'nin içindeydik. Eder Militao'ya da bakacak olursak, Eder Militao da aynı şeyi yaşamış. Gördüğünüz gibi hafif bir düşüş yaşamış şeyde ve sonra çökmüş burada. Bu çökmenin nedenlerinden bir diğeri de şu. Totti geliyor arkadaşlar. Geçen sene 21'inde Totti gelmiş. Ve Totti Honorable Mentions dediğimiz 28'inde gelmiş. Honorable Mentions nedir? Totti Honorable Mentions, Totti'ye aday olmuş ama kazanamamış oyunculardan bir kadro geliyor. Geçen sene gelen Rudiger kartı stoperleri çok etkilemişti. Bu sene de çok değerli oyuncular gelebilir. Gene Kyle Walker'ın falan gelebilme durumu olabilir. Bunlar ne oluyor? Sızıyor. Sızınca fiyatlar düşebiliyor. O zaman ne yapmak lazım? O zaman arkadaşlar kadromuzda orta saha oyuncularımızı cumartesi gününden sonra mutlaka satmak iyi olur. Özellikle Pogba'nın da olmasıyla. Yani direkt linkiniz varsa tutabilirsiniz de. Belli olun. Tabii her şey geçen seneki gibi değil. Onu söyleyeyim. Her şey geçen seneki gibi değil. Ben böyle yapacağım. Ben o takımımı satıyorum. Orta saha oyuncularımdan kesin çıkıyorum. Herhangi bir orta saha oyuncusu almıyorum. Bundan sonraki hayatımda önümüzdeki dönemde iki tane oyuncu benim için önemli. Gerrit Bale ve Paul Pogba. Paul Pogba ile Gerrit Bale bana onun linkleri dışında bir şey almamamı söylüyor. Onları yapacağım. Sonra o defanslar geldiğinde defanslardan çıkacağım. Tüm takım geldiğinde bütün takımdan çıkacağım. O düşüşle birlikte tekrar takım kurulabilir. Totti Honorable Mentions sızıntılarını da görmek istiyorum. Özellikle Haaland'ın gelip gelmeyeceğini merak ediyorum 12. adam seçiminde. Normalde nasıl oluyor bir kez daha hatırlatayım size. Bilmeyenler için. Cuma günü forvetler geldi. 2 tane forvet geliyor cuma günü. Ondan sonra cumartesi pazar günü çıkıyor. Pazar günü 3 tane orta saha geliyor. Pazartesi salı pazartesi günü bunda kalıyor. Salı günü 3-4 tane defans ve kaleci geliyor. Sonra bütün takım geliyor. Bir gün sonra 12. adamla birlikte hepsi geliyor. O arada da Totti Honorable Mentions gelecek. Böylece çok fazla sayıda 24 tane 30 tane oyuncu paketlere girmiş olacak. Şu an sadece 3 tane var ve ikonlar var ve devamlı ikon gelecek tabii ki. İkon oyuncu 6-6 4 gün kalacakmış şeyde. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Normalde pazar günü yayın yapmıyordum ama pazar günü yayın yapacağım. Pazar günü falan. İşte canlı yayında bir soru sormak istiyorsanız gelip sorabilirsiniz. Burada sorduğunuz sorular günü kaçırıyor. Yani ya kadro kurulur mu? O gün evet. Ondan sonra ben 2 gün sonra bunu okuduysam vesaire cevap vermek çok mantıklı olmuyor. Veya ben cevabı verdim siz 2 gün sonra okuduysanız sıkıntı oluyor. Saatlik dakikalık işler değişebiliyor. Şeyden güzel bir karımız var. Ne derler onun adına? Sattığımız oyunculardan. Daha satacağımız oyunculardan. O yüzden gayet güzel bir durumdayız. Fiyatlar çok yükseldi. Çok yükselmesi bu seneki markette, geçen seneki markette de böyleydi ama bu seneki markette tabii ki aşağıda düşeceğinin habercisidir arkadaşlar. Evet, benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, Futkoş'ta kalın.